Türkiye 14 Mayıs'ta yapılan seçimler sırasında kalp krizi geçiren ve yaşamını yitiren vatandaşlar olurken uzmanlar üzerine haberin ardından 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçim öncesi uyarılarda bulundu. Kardiyoloji uzmanı Doktor Fatih Hak Yazıcı, seçim tüm popülasyonu etkileyen bir sistem ve herkes oy vermeye gidiyor. Belki öncesinden şikayet başlamış ruh hastaların ama yapayım gideyim de gelince bu sefer çok istemeyen olaylarla karşılaşmışız dedi. Tabii kalp krizi kardiyovasküler hastalıklar toplumda sık görülen en yaygın ölüm nedenlerinden biri. Tabii seçim çok bütün popülasyonu etkileyen bir sistem ve herkes oy vermeye gidiyor. Ve bu oy vermeye gidenler için de kronik kalp hastalığı olan, kronik kalp hastalığına zemin hazırlayacak risk faktörleri olan insanlar da gitti. Şimdi bu vefat eden vatandaşlarımızın 3 tanesi örneğin 65 yaş üstü. Ek risk faktörleri var mı, demografilerini çok iyi bilmiyoruz ama oradaki ana nokta stres muhtemelen. Stres tabii ki kalp hastalıkları için çok önemli bir faktör. Eğer altta yatan zaten risk faktörleri varsa, kalp hastalığı varsa stres burada tetikleyici rol oynayabilir. Çünkü stres orada sempatik sinir sistemini aktive ediyor. Bu da kalp krizine zemin hazırlayan işte tansiyonda biraz oynama yapıyor, kanın pıhtılaşmasını arttırıyor. Dolayısıyla da ve aritmi riskini de eşiğini de düşürüyor. Ve dolayısıyla eğer hastada buna zemin varsa burada stres tetikleyici faktör oynamış olabilir. Ve stres de burada son tetikleyici faktör olarak rol oynamış olabileceğini düşünüyorum. Hem kronik hem akut stresten uzak durmak lazım. Mümkün olduğunca tabii bu süreçler hem toplumsal hem de bireysel olarak stres süreçler. Ama yine de hepimizin bir tane hayatı var. Öncelikle kendi sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. En azından ilaç kullanan vatandaşlarımız ilaçlarını mutlaka alsın. Stres dediğim gibi yani eğer kendini iyi hissetmiyorsa biraz rahatlamaya çalışsın, ilaçlarını alsın. Ve eğer bir sıkıntısı varsa şu anda yine bir iki hafta var mutlaka bir kontrolden geçip. Çünkü dediğim gibi oradaki stres bu noktada tetikleyici bir rol oynayabilir. Çarpıntısı olan gençler çok orada da ritim bozukluğunu tetikleyebilir. Egzersiz yapabiliriz, derin nefes alma gibi. Bir rahatlama, bir sakinliğimizi korumamız lazım. Hem psikolojik olarak hem de fizyolojik etkilerinden arınma adına. Eğer sakin değilsek de bir rahatlayıp bir oturma. Hani burada kendimizi biraz zora sokmamak lazım. Sonuçta uzun saatler var. Lütfen kendilerini zorlamasınlar. Özellikle dediğim gibi bilinen hastalığı olan, kalp hastalığı olan ve yaşlı vatandaşlarımız mutlaka bu konuda kendileri için önlem alsınlar. İyi hissetmiyorlarsa öncelikle sağlıkları. Yani orada zorladığı zaman hani atı vereyim gideyim gibi olunca da bu sefer belki öncesinde mutlaka bir semptomu şikayeti başlamıştır o hastalarında ama hani bunu yapayım gideyime gelince bu sefer de çok istemeyen olaylarla karşılaşmışız. Bu konuda dikkat etmek lazım. Önce dediğim gibi kronik stres modern yaşamın bir maalesef maruz kaldığımız, hepimizin maruz kaldığı bir risk faktörü. Tabii ki ölüm gibi istenmeyen çok önemli sonuçlar olan rahatsızlıklar bunlar. O yüzden kendimizi dikkat etmemiz lazım. Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için sandık başına giderken bazı vatandaşlar oy verme işlemi sırasında rahatsızlanmıştı. Türkiye'nin çeşitli illerimizde yaşanan acı olaylarda bazı vatandaşlar kalp krizi geçirerek vefat etmişti. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından uzmanlar aşırı stres ve seçim heyecanına karşı vatandaşları uyardı. Psikiyatri uzmanı Doktor Murat Aslan kişilerin psikolojilerinin seçim ve adaylık sürecince etkilendiğini anlattı. Seçim gibi toplumsal bir olaylar bireyleri de psikolojik olarak etkileyebilmektedir. Bir belirsizlik olayı vardır ve bu belirsizlik olayı seçim sonrasında netleşmeye başlar. Bu belirsizlik tabii ki insanların geleceğiyle ilgili onlara kaygı verebiliyor. Kendi hayatımızı sadece kazanmak üzerine odaklarsak bu bize bir ilerleyen dönemde tersi bir durumda mutsuzluk, keyifsizlik, anksiyete gibi duygular oluşmasına sebep olabilir. Daha da ileri döneme doğru gidip depresyon ve anksiyete gibi ruhsal hastalıkların oluşmasına sebep olabilir. Olumsuz bir sonuçla karşılaştığımızda ruhsal olarak olumsuz bir durum ister istemez bedensel olarak işte kalp krizi gibi bir şeye de maalesef sebep olabiliyor. Hayatın bir parçası olduğunu ve hayatın seçimden sonra da bir şekilde devam edeceğini, başka seçimlerin olduğunda fark ederek hayata devam etmek lazım.